Sigortayı kim yaptıracak? Sigortayı müteahhit yaptıracak. Sigorta ettiren bina sahibi, arsa sahibi, hak sahibi de olabilir. Ama sigortalı olarak poliçede diğer sigorta türlerinden biraz farklı olarak müteahhit gözükecek. Arsa sahipleri ya da konut alıcıları, tüketiciler de lehtar, hak sahibi olarak gözükecekler. Peki, evini kentsel dönüşüme sokacak olan kişiler kendisi bu sigortayı yaptıramıyor anladım. Şöyle, yaptırabilirler. Yani burada aslında biz tabii mevzuatta bir takım şeyleri düzenliyoruz ama burada önemli olan primi kimin ödeyeceği değil, bu teminata sahip olunması konusu. Dolayısıyla ben eğer evimi kentsel dönüşüme sokacaksam ya da sıfırdan bir ev satın alacaksam, maketten alacaksam, bunca yılın birikimini oraya yatıracaksam ya da işte bir kısmını yatırıp daha sonra taksit ödemeler yapacaksam şunlara dikkat etmem lazım. Mutlaka ve mutlaka müteahhitten bina tamamlama sigortası istemem lazım. Primi kimin ödeyeceğini kendi aramızdaki koşullarla belirleyebiliriz. Yani müteahhit ödese bile o da alacağı, satacağı dairenin maliyetine ilave edecektir ama bunlar çok yüksek oranda maliyetler değil. Geçen günlerde bir hocamızla konuştuk. Mesela ona ben örnek projesi için bir fiyatlandırma söyledim. Ben dedi uykusuz kalacağıma değmez dedi. Yani çok cüzi rakamlar bunlar. Ne çıktı bize de paylaşın. %2 ile %4 arasında mesela. Ne bu? Neyin? Proje bedelinin %2'si ile %4'ü oranında yani proje, değişen proje, rakamlar çıkıyor. Proje bedeli yani o inşaatın maliyeti. Evet. O inşaat için müteahhitin istediği para evet. diyelim. Bu 10 milyon Şöyle liraysa. Şöyle söyleyeyim. Siz mesela 5 milyon lira para ödeyeceksiniz. Normal bir maketten konut alıyorsunuz. Ya ben kentsel dönüşüm kentsel dönüşümde gidelim, Ahmet bir kere işte yapım maliyeti devrede olacak. Tamam. Çünkü siz arsa karşılığı yaptırıyor olacaksınız. Orada da tabii projeye göre spesifik olarak değişecek bunlar. Çünkü siz sadece arsayı mı vereceksiniz? Arsanın üzerine işte bu konutun yenileme maliyetini evet. içeren bir kısım ödemeler mi yapacaksınız? Bir takım hibrit modeller söz konusu olabilecek. Tamam, diyelim ki 10 milyon lira evet. bir yani çok basit anlamda 10 evet. milyon lira çıktı. Maliyet 10 milyon yüksek olabilir. Daha aşağıdan vermek lazım. 5 milyon lira diye bilmediğim evet. için 5 evet. milyon lira bir maliyet çıktı. Ve burada içeride de 10 daire var. Daire başına da 500 bin lira çıktı diyelim. Evet. Bu 10 milyonun binde ikisi mi? Hayır. %2'si ya da %4'ü. %2'si sigorta primi. %4'ü. Tabii bu örnek fiyatlandırma. Tamam, tamamıyla afak evet. diyorum. Yani 5 yani milyonun, bir fiyat mevzuatı yok onu söyleyeyim. Anladım. Yani 5 milyonun %10'u 500 bin demek ki 50 bin lira falan bir paradan bahsediyoruz. Evet. Bir kentsel dönüşüm sigortasına ödenecek prim. Evet. Doğru. Evet. Peki.